Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nisa suresi 80-86. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. Men yuti'ir rasul fakat ata Allah. Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Ve men tevelle, kim de yüz çevirirse, fema arselnake aleyhim hafiza, seni onlara hafiz göndermedik, bir muhafız, bir koruyucu olarak göndermedik. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde Allah-u Teala kendisine itaati emrettiği gibi peygambere itaati de emrediyor. Atiullah ve atiur rasul. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Bazıları bunu dillerine dolamışlar, münafıklar, ve demişler ki Muhammed insanları şirkten kurtaracağını söylüyor ama kendini Allah'a şerik yapıyor. Kendine de tam bir itaat edilmesini istiyor. Bunun üzerine ayet-i kerime onlara bir cevap olarak peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş demektir. Dolayısıyla burada nazara verilen husus peygamberin doğrudan şahsı değil, Allah namına emirlerde bulunması, Allah'ın rızasını netice verecek şekilde taleplerde bulunması. Bu açıdan peygambere itaat Allah'a itaattir. Ama bazı insanlar itaat etmeyecektir. Bu noktada peygamberimizin bir sorumluluğu yoktur. Ve o insanları bu noktada zorla uygulamaya sevk etmekle görevli değildir. Ve yekulune ta'a, ve onlar itaat ettik diyecekler. فَاِذَا بَرَزُوا مِنْ اِنْدِكَ, senin yanından ayrıldıklarında, بَيَّتَ تَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذ۪ي تَقُولُ, onlardan bir taife, onlardan bir kısmı senin dediğinin veya onların sana dediğinin farklısını düşünecekler. Geceyi o şekilde geçirecekler. Şu anlamda anlamak gerekir. Münafıklarla alakalı veya imanı zayıf olanlarla alakalı. Onlar peygamberimizin yanında bulunduklarında tamam itaat ettik, anladık, itaat ettik diyorlar. Ama peygamberimizin yanından ayrıldıktan sonra evlerine vardığında gece başka şeyler kuruyorlar. Şunu şöyle yaparım, bunu böyle ederim. Kendilerince bir takım böyle planlar kuruyorlar ve peygambere dediklerinden farklı şeyler söylüyorlar. Veya peygamberimizin onlara dediğinden farklı şeyler söylüyorlar. Vallahu yektubu ma yubeyitun, Allah onların gece kurdukları şeyi yazmaktadır. Yani onlar neleri hayal ediyor, ne gibi planlar kuruyorsa Allah bunu yazmaktadır. Fa'arid anhum, artık sen de onlardan yüz çevir. Ve tevekkel alallah, Allah'a tevekkül et. Ve kefa billahi vekile, vekil olarak Allah yeter. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin rehberidir. Aynı zamanda ümmetinin amiridir. Ama ümmeti içinde böyle münafıklar da çıkmıştır. Görünüşte biz sana itaat ettik demekle beraber gece farklı şeyler düşünen ve sonrasında da itaat etmeyen kimseler çıkmıştır. Buna mukabil peygambere düşen görev onlardan yüz çevirmek. Yani bırak onları kendi haline. Gayri memnunlarla bir yere varamazsın. Sen yoluna devam et. Allah'a tevekkül et. Onlara güvenip yola çıkma ama Allah'a tevekkül ederek yoluna devam et. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ, onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Onlar Kur'an-ı Kerim'in sırlarına dikkat etmiyorlar mı? وَلَوْ كَانَ مِنْ اِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ, şayet Kur'an Allah'ın nezdinden değil başka yerden olsaydı, onların dediği gibi bir insan sözü olsaydı, لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا, elbette o Kur'an'da çok ihtilaf bulacaklardı. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim onu anlamaya çalışan kimseler için çok sırlarla dolu. Ve Kur'an-ı Kerim'e dikkat eden bir kimse, ondaki ilahi nefahatı, ilahi esintiyi hissedebilecektir. Üslubu beyan aynıyla insan denilir. Bir insan konuştuğunda onun iç dünyasına ulaşmak mümkündür. Ve onun ifadelerinden
nasıl bir iç dünyaya sahip olduğunu görmek mümkündür. Hatta bir batılı bu noktada diyor ki, dikkat edin, ağzınızı her açışta başkaları oradan içinizi seyreder. Demek ki bir insanın üslubu, tarzı beyanı, ifade şekli onu bize göstermiş oluyor. Kur'an-ı Kerim okunduğunda, Kur'an-ı Kerim'in manasına eğer muhatap olabilirsek, onda beşer üstü bir ifade tarzını görürüz. Yani o bir insan sözü olamaz. O doğrudan doğruya Allah'ın kelamıdır. Ve o üsluba baktığımızda bu bir insan sözü değildir. Doğrudan Muhammed'in kendi ifadeleri değildir. Bu doğrudan doğruya Allah'ın kelamıdır. İnsan bunu görebilir. Ve Peygamberimiz döneminde sözden anlayan, sözün kıymetini bilen, üsluba aşina olan insanlar Kur'an-ı Kerim'in ifade tarzını gördüklerinde bu beşer sözü olamaz, bu Allah kelamıdır diye iman etmişler. Ve zamanımızda da yine İslam'a giren pek çok insan belki doğrudan İslam'ın onlara tebliğinden ziyade Kur'an-ı Kerim'i okumak suretiyle Allah'ın dinine dahil oluyorlar. Eğer diyor Kur'an-ı Kerim Allah'tan başkasının sözü olsaydı, bir insan sözü olsaydı elbette onda çok ihtilaf bulurlardı. Yani tutarsız şeyler bulurlardı. Diyelim Kur'an gelecekten haber veriyor. Bir insan gelecekten haber verdiğinde bazıları tutabilir ama pek çoğu da tutmayacaktır. Ve bir insan hayatı boyunca bir takım sözler söylediğinde bunların bir kısmı bir kısmıyla çelişebilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'in tamamı tam bir bütünlük arz eder. Ve Kur'an-ı Kerim'e bu nazarla bakıldığında Kur'an'ın bir kısmının bir kısmını tefsir ettiği görülür. Ve nasıl ki muhkem, sağlam bir bina düşünelim. O bina tamamıyla sağlam bir şekilde yapılmış, bütün taşlar yerli yerine konulmuş. Ona baktığımızda her bir taşın diğeriyle adeta alakasını görürüz. Bir tanesini çektiğimizde diğerlerinin dengesi de bozulur. Kur'an-ı Kerim'e bu nazarla bakmak lazım. Ve Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayeti yok farz etmek dengeleri bozacaktır. Ve Kur'an'ın tamamı diğer kısımlarına sanki bir cevap gibidir, sanki bir açılım gibidir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ondaki ilahi nefahatı görmek kelamdan anlayan kişiler açısından son derece kolaydır ve son derece zevkli bir durumdur. وَإِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ Emniyet veya korkuyla alakalı bir durum onlara geldiğinde اَذَاءُوا بِهِ Bunu yaydılar. وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُلِ الْاَمْرِ مِنْهُمْ Şayet bunu peygambere ve içlerinden ulul emr durumunda olanlara arz etmiş olsalardı لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ Onu ondan istinbatta bulunanlar elbette ne yapılacağını bilirlerdi. Bunu anlamak açısından tabi sebebin üzülünü de bilmekte fayda var. Ayetin iniş sebebini bilmekte fayda var. Zaman zaman Medine'de bir takım çalkantılar oluyor. İşte bir takım yerlerden haberler geliyor. Yalan yanlış haberler geliyor. Diyelim ki Mekkeliler Medine'ye saldıracak gibi Mekke fethedilmezden önce. Veya daha başka bir takım haberler geliyor. Siyasetten anlamayan, olayların gidişatını pek de bilmeyen, tedbir nedir bilmeyen bir kısım zatlar bu gibi haberleri rastgele yerde yayıyorlar. Her duyduklarını başkalarına söylüyorlar. Yani bir insanın her duyduğunu söylemesi yalan olarak yetermiş. Bunlar da arada pek çok yalan haberi de başkalarına duyurmuş oluyorlar. Öte yandan velev haber doğru da olsa acaba bunu her yerde söylemek uygun mu? Bediüzzaman'ın dediği gibi her söylediğin doğru olsun ama her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir diyor. Ve her sözün hak olmalı ama her hakkı söylemeye senin hakkın yok. Dolayısıyla her söz her yerde söylenmemeli ve duyulan her haber de hemen neşredilmemeli. İşte bu noktada ayet-i kerime önemli bir ölçüyü bize veriyor. Onlara diyor emniyetle alakalı veya korkuyla alakalı bir haber geldiğinde
hemen bunu yaydılar. Halbuki bunu peygambere götürseler veya ulul emr durumunda işten anlayan kimselere, idarecilere arz etseler, onlar elbette ne yapılması gerektiğini bilirlerdi. Sansasyonel haberler, günümüzde de işte gazeteciler bu gibi haberlerin peşinde koşuyor. Doğruluğuna, eğriliğine bakmadan bakıyorsunuz bir haber bomba gibi gündeme düşüyor ve ardından da bakıyorsunuz haber fos çıkmış. Ve bunun üzerine özür dilemeler, işte yanlış duyum gibi bir takım mazeretlere sığınmalar. Halbuki haber velev doğru da olsa bazı haberlerin hemen yayılması, medya aracılığıyla hemen herkese duyurulması uygun değil. Her devletin kendine göre siyaseti vardır, hassas olduğu noktalar vardır. Dolayısıyla hemen her haberi ulu ortağa neşretmek uygun değildir. Yani böyle bir haber neşredildiğinde acaba bu faydalı mı olur, zararlı mı olur? Bunun hesaplarını yapmak gerekir. Bazen öyle oluyor ki milli menfaatlere aykırı olan bir takım haberler bile bakıyorsunuz medyada objektiflik adı altında neşredilebiliyor. Halbuki bunlar perdeli olabilir ve daha münasip bir şekilde de arz edilebilir. Doğrudan bunları ifade etmek milli menfaatlere aykırı olabilmekte. Dolayısıyla ayet-i kerimeyi basın ahlakı açısından da değerlendirdiğimizde gerçekten önemli bir mesajı bize verdiğini görmekteyiz. Sonra her şahsa bakan yönüyle değerlendirdiğimizde hemen her duyduğumuzu yaymamak ve bunu hemen doğru kabul etmemek, araştırmak ve bizi aşan noktalarda işten anlayan kimselere bunu arz etmek, böyle bir dersi bu ayetten almaktayız. وَلَوْ لَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Allah'ın size olan lütfu, rahmeti olmasaydı لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلَّا قَل۪يلًا Azınız dışında, çok azınız dışında şeytana uyardınız. Yani bu insanlar şeytana uymaktan kurtuluyorlarsa Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle kurtuluyorlar. Yoksa insan kendi nefsine kalsa genelde şeytana uyar. İnsanların çok azı dışında diğerleri hep şeytanın peşinden giderdi. فَقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Artık sen Allah yolunda savaş, Allah yolunda mücadele ver. لَا تُكَلَّفْ اِلَّا نَفْسَكْ Sen ancak nefsinden sorumlusun. وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ Ve müminleri de teşvik et. Yani bu son derece önemli bir ders. Peygamberimizin şahsında ümmete verilmiş olan çok önemli bir ders. Allah yolunda savaşmak kolay bir olay değil. Ama peygamberin önce bunu kendi şahsında göstermesi lazım. Ayet-i kerime bu noktada sen Allah yolunda savaş, sen kendinden sorumlusun. Bunu nazara veriyor. Ama diğerlerini de teşvik et. Müminleri de bu noktada teşvik et. Demek ki bir mümin peygamberimizin bu durumunu örnek almak suretiyle tek başına da olsa yoluna devam edecek. Hani derler, hak bildiğin yolda yalnız ilerleyeceksin. Tevfik Fikret'e izafe edilen bir söz. Bunu belki şöyle anlamak daha uygun olur. Evet, hak yolda ilerleyeceksin. Hak bildiğin yolda değil. Hak yolda yalnız da olsa ilerleyeceksin. Yani aslında hak yolda cemaatle beraber gitmek daha güzeldir. Toplu halde gitmek daha güzeldir. Ama herkes seninle beraber gidemeyebilir. Böyle bir durumda en azından sen üzerine düşeni yapacaksın. Ayet-i kerime herkesin ferdi sorumluluğuna bu noktada dikkat çekiyor. Özellikle idareci durumunda olan kimseler buna daha da dikkat etmesi lazım. Verdikleri emirleri en önce kendileri uygulayacaklar. Ve kendisi Allah yolunda mücadeleyi yapacak ki başkalarına da Allah yolunda mücadele edin diyebilsin. Kendi yapmayan bir kimse başkalarına bu noktada nasihat etmesi etkili olmaz. İşte tarihte bir takım komutanlar başarılı olmuşsa yeri geldiğinde tek başlarına yola devam etmeleriyle bunu başarabilmişlerdir. İşte Napolyon'un etrafındaki insanlar dağıldığında ben tek başıma da olsa işte diğer tarafla savaşacağım demesi askerlere de cesaret vermiş ve onu tutuklamak için gelenler ona asker haline gelmişler ve neticede onlarla beraber diğer tarafa karşı savaşabilmiştir.
Bunu yaparken kendini ön plana atması ve kendisi kendine düşeni yapması, bu noktada tarihi bir başarıyı elde etmiş oluyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim bu ayetiyle bu açıdan bize görevlerimizi yapma hususunda önemli bir ders veriyor. Yani sen her şeyden önce kendine düşeni yap. Bunu yaptıktan sonra başkalarını da teşvik et. Kişi kendisi uyguladığı bir şeyi söylerse insanlar üzerinde daha etkili olur. Diyelim toplu halde bir grup sigarayı bırakalım diye karar alsalar, bunlardan bir kısmı vazgeçebilir. Ama velev bir kişi de olsa şunu söyleyebilmeli: ben sigarayı bırakıyorum ve size de bırakmanızı tavsiye ediyorum. Ve bırakan kimse diğerlerine tavsiyede bulunabilir. Ama bırakamayan kimselerin başkasına örnek olması söz konusu olamaz. Demek ki her şeyden önce kişi kendi ferdi aleminde bunu uygulamalı ve o şekilde başkalarına da teşvik edebilmeli. Başkalarını da bu noktada harekete geçirebilmeli. Asallah en yekufe be'sellezine keferu. Allah'ın kafirlerin size olan baskısını ortadan kaldırması yakındır. Ümit edilir. Vallahu eşeddu be'sen. Allah'ın be'si, kuvveti daha şiddetlidir. Ve eşeddu tenkile. Ve Allah'ın cezalandırması çok daha şiddetlidir. Men yeşfa şefaaten hasene. Kim güzel bir şekilde aracı olsa, şefaatte bulunsa, yekul lehu nasibun minha, onun bundan bir nasibi olur. Ve bu konuda deniliyor ki ettellu alel hayr kefailihim. Yani hayra delalet eden, vesile olan onu yapmış gibidir. Es sebebu kel fail, sebep olan işlemiş gibidir. Bir kimse başkasının imanına, ilmine, güzel ameline, bu gibi şeylere vesile olabilir. Bazı noktalarda aracı olabilir. Güzel neticelere yardımcı olabilir. Onun da bu işten nasibi vardır. Sanki kendisi yapmış gibi bir hissesi vardır. Ve men yeşfa şefaaten seyyiye, ama kim de kötü bir şeye aracı olsa, ona şefaatçi olsa, yekullahu kiflun minha, onun da bundan bir payı vardır ve bir misli ona yazılacaktır. Yani gerek iyilik gerek kötülük, buna vesile olan kimseler bundan paylarını almaktadırlar. İyiliğe vesile olan o iyiliği yapmış gibidir. Kötülüğe vesile olan da o kötülüğü işlemiş gibidir. Ve kâne Allahu alâ kulli şeyin mukîte, ve Allah her şeye rakiptir. Allah her şeyi görüp gözetmektedir. Ve izâ huyyitum bi tahiyye, size selam verildiğinde, fehayyû bi ahsene minha, daha güzeliyle siz selama mukabelede bulunun. Evrudduha, veya aynıyla selamı alın. İnna Allaha kana ala kulli şeyin hasibe. Allah her şey üzere hasiptir. Her şeyin hesabını görendir ve bilendir. Değerli izleyenlerim, burada selamla alakalı bir ölçü bize verildi. Bize selam verildiğinde o selama mukabelede bulunmamız lazım. Diyelim Esselamu aleyküm denildi. Ve aleykümüsselam diyebiliriz. Veya daha güzeliyle ve aleykümüsselam ve rahmetullah deriz. Ama muhatabımız Esselamu aleyküm ve rahmetullah demişse, biz de biraz daha uzatarak ve aleykümüsselam ve rahmetullah ve berekatuhu, bereketi de ilave ederiz. Bu açıdan selamı ya aynı ile almak veya daha güzeliyle almak ayet-i kerimede bize bildirilmiştir. İlla daha güzeliyle almak gibi bir mükellefiyet yok, ama daha güzeliyle almak daha güzeldir. Bu noktada ayet-i kerimede bir teşvik görülmektedir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Efşus selame beynakum, aranızda selamı yayın. Eğer toplumun fertleri birbirine selam veriyorsa, selamun aleyküm, aleykümüsselam, herkes bu şekilde selamlaşıyorsa, o toplum selametli bir toplum olur ve o toplumda sosyal ilişkiler daha iyiye gider ve o toplumun insanları birbirine yabancı olmaktan kurtulur. Cenab-ı Hak dünyada ve ahirette tam bir selamet hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak üzere hayırlı günler diliyorum.